Ondan dolayı hukukta Türkiye'deki aldığınız hukuk eğitimini doğrudan yurt dışında kullanmak çok fazla mümkün olmuyor. Ama bunu yani böyle dediğimiz demek değil ki imkansız değil. Yani şu da yapılabilir. Mezun olduktan sonra kalkarsınız yüksek lisans yaparsınız ya da işte okul içerisinde Erasmus yaparsınız. Erasmus'un şartlarından da bahsedeceğim. Sorular farklı yerden mi geliyor demişsiniz. Sorular farklı yerden gelmiyor. Chat'ten geliyor. Chat'iniz kapalı olabilir. Onun dışında şunu söyleyebilirim işte. İmkanlar biraz daha kısıtlı ama yapılabilir. Şöyle yapılabilir. Siz mezun olduktan sonra yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapabilirsiniz üniversitelere başvurup. Tabii bunun için dilinizin çok iyi olması gerekiyor. Ya da işte yurt dışında belli bir süre çalışırsınız, sonra Türkiye'de uluslararası alanda çalışan hukuk bürolarında çalışırsınız. Ya da kendiniz bu alanda büro açarsınız, böyle çalışırsınız. O şekilde işler yapabilirsiniz. Yani bir tık daha zor olmakla beraber yapılabilir. Onun dışında ben biraz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden bahsedeyim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye'deki en iyi hukuk fakültelerinden biri. Hatta birçok araştırmaya göre en iyi hukuk fakültesi çıkıyor. Ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yani alanındaki en iyi hocalardan eğitim alıyoruz. Biz yani baktığınız zaman bir ceza hukukunda şu anda ceza kanununu yani şey zamanında işte ceza kanununu yazan hocamızdan ceza dersi alıyoruz. Ya da işte diğer derslerde bize alanında çok uzman hocalar geliyor. Başta işte konferanslar yapıyorlar, açılış dersleri yapıyorlar. O şekilde biz hukuktaki çok uzman, çok alanında kaliteli hocalarımızla görüşme imkanı buluyoruz. Kendimizi yani onları örnek alarak bir şeyler yapabiliyoruz. Daha sonrasında okulumuzun fiziki imkanları bir tık zayıf. Evet, yani okulumuzun hani devlet üniversitesi olmasından kaynaklı. Kampüsü gerçekten çok güzel bir yerde, tarihi bir alan. Ama işte belli imkanlarımız zayıf olabiliyor okuldaki fiziki imkanlarımız. Onu söyleyebilirim ben. Ama tabii bu yani tamamen hani kötü bir durumda olduğumuz söylenemez. İşte bir tık daha sınıflarımızın mevcut fazla oluyor. Öyle bir şeyimiz var. Şu benim girdiğim sene 402. öğretim 601. öğretim alınırdı. Birinci öğretimler 300-300 tek çift olarak bölünürler. Ondan sonra ikinci öğretimlerde 400 şeklinde tek sınıf olurlar. Toplam 3 sınıf olur tek çift ikinci öğretim şeklinde. Şimdi şu anda birinci öğretimler 500'e düşmüş. 250 tek, 250 çift. 360'da ikinci öğretimler varmış. O şekilde çalışılıyor. Bu kontenjanların daha da düşme yolunda, kontenjanlar gerçekten daha düşme yolunda. Hangi üniversitede okuyorsunuz diyen olmuş. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum ben şu anda. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başta da söylemiştim. Kontenjanların işte biraz daha düşürülmesi, eğitim kalitesinin arttırılması yolunda devam ediyorlar hukukta. Zaten baraj işte bir ara, yani baraj benim girdiğim sene 150 bindi. 190 bine çıkmıştı. Sonra 110 bine indirdiler bu barajı bölümün kalitesini arttırmak adına. Benim şahsi kanaatim bu bölümün barajının 50 bine inmesi. Çünkü gerçekten talepten fazla arz olduğu zaman, yani talepten fazla öğrenci yetiştirildiği zaman gerçekten iş imkanları da zorlaşıyor. Öğrencilerin okuması da zorlaşıyor. Birçok yönden de zor noktalar oluyor. Benim sıralamam sorulmuş. Sıralamam ben 10 bin sıralamaya girdim. O sıra işte 10 bin civarı bir sıralamam vardı. İkinci öğretime girdim. Şu anda bildiğim kadarıyla birinci öğretime girmek için 4 bin sıralamada olmanız gerekiyor. Benim senemde 6.000-6.500 bandında birinci öğretime girilebiliyordu. İkinci öğretime girmek için de 7 bin, 6 bin, 7 bin bandında bir sıralama, yani en düşük 7 binde olmanız gerekiyor. Onları yapmanız gerekiyor. Onun dışında ben okulun yabancı dil imkanından ve kulüplerinden de bahsedeyim. Okulun kulüp çeşitliliğimiz oldukça fazla. 24 farklı kulübümüz var. Bu kulüplerin birçoğu işte tamamen hani hukuk alanında çalışıyorlar. Hem sosyal etkinlikler yapıyorlar hem hukuki anlamda çalışıyorlar. İşte bir kısmı biraz daha spesifik alanlara çalışıyorlar. Örneğin tiyatro kulübü, müzik kulübü, edebiyat kulübü gibi. Onların çalıştığı alanlar biraz daha benzeri alanlar oluyor. Yani kendi alanlarına yönelik oluyor. Örneğin bir müzik kulübü de oradan hukuk etkinlikler yapmıyor. Daha çok hani müzik alanına ilgisi olanlarla öyle tam hani sosyal belli bir alanda çalışmalar yapıyorlar. Onun dışında diğer kulüplerin amacı hani üç aşağı beş yukarı şunu söyleyebilirim. Ben genel olarak yaptığımız şeyler şunlardır.
hukuki zirveler düzenlemek. İşte biz girişimcilik kulübü olarak farklı olarak biraz daha hukukla girişimcilik alanını harmanlayan zirveler düzenleriz. Ondan sonra hukuk bürosu ziyaretleri düzenleriz. Öğrenci alanında uzman avukatlar alanında başarılı hukuk bürolarının sahipleriyle orada çalışan avukatlardan bilgi edinsin. Biraz daha bir şeyler öğrensin diye o şekilde oraya götürürüz. Öğrenciler hani biraz daha mesleki anlamda bilgi sahibi olsun. Sadece teorikte kalmasın diye. Onun dışında ayrıca neler yaparız mesela? İşte sosyal etkinlikler yapıyoruz. Genel olarak. Adliye ziyaretleri yapıyoruz. Adliyelerde işte ben şöyle bir düşünceye sahibim. Birçok öğrenci adliyelere gidip hakim savcılarla iletişim halinde olabilmeli. Adliyede sistem nasıl işliyor? Duruşmalarda sistem nasıl işliyor? Bunları öğrenmek çok önemli. Mesela şu anda 3. sınıf olmasına rağmen bu tarz şeyleri pek bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. Ya da işte mezun olduktan sonra öğrenen oluyor. Hani bunları önceden öğrenmek, işte mahkemede sistem nasıl işler? Mesela o duruşmada karar verildiyse o duruşmanın adı sözlü yargılama duruşmasıdır. Bunu bilmeniz gerekir. İşte ondan sonra biraz daha oradaki insanların savunma sistemini, hakim savcıların neler yaptığını görürsünüz. Bunlar önemli hususlar. Sosyal etkinlikleri ben biraz daha açayım. Şimdi okulumuzun sosyal imkanları biraz daha kısıtlı. Biz bundan dolayı kulüpler olarak genelde bu sosyal imkanları arttırmaya çalışıyoruz. Neler yapıyoruz mesela? Sene başında tanışma toplantıları yapıyoruz, arkadaşlarımızı çağırıyoruz, toplantılar yapıyoruz onlarla. Onları tanımış oluyoruz. Biraz daha sosyal bir yani sosyal bir çevre de oluşturmuş oluyoruz orada. Arkadaşlıklar da edinmiş oluyoruz. Onun dışında tanışma kahvaltılarımız oluyor. Şehir içi gezilerimiz oluyor, kültürel gezilerimiz oluyor. İşte onun dışında şehir dışı gezileri de yapmayı amaçlıyorduk. Bu pandemi olaylarından dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Onun dışında yani kulüp imkanlarımız da genel olarak iyi. Biz İstanbul Girişimcilik Kulübü olarak da öğrencilerimizi oldukça önemsiyoruz. Öğrencilere oldukça değer veriyoruz. Normalde bizim bir amacımız da liseleri gezip konferanslar yapmaktı, bölümümüzü anlatmaktı. Fakat gelin görün ki işte pandemi olaylarından dolayı zaten seneye de bu ne kadar mümkün olur salon toplantıları bilmiyorum zaman ne gösterecek bize. Umarım ülkemiz için de insanlar için de en iyisi olur bu konuda. Bir an önce bu süreci de atlatırız. Yani şu anda işte online etkinlikler sayesinde sizlere hukuk bölümünü anlatmış oluyoruz. Ayrıca biz bunu kulübümüzde de yapıyoruz belli ölçüde. Kulüp olarak da işte dediğim gibi sorularınızın cevaplayamadığım kısımları olursa İGK online adresinden hem Twitter'dan hem Instagram'dan bize ulaşıp DM yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim ben size. Ondan sonra şunu söyleyeyim. Genelde şey eleştirisi olur. Bu ailenizden falan alırsınız. İşte hukukçular iyi insanlar olmuyorlar. İşte yok avukatlar kötüdür. O mesleğe girmeyin. Sakın avukatlık yapmayın. Arkadaşlar ben sorularınızı yanıtlayacağım da sizin. Şu anda hani bir sonlarına doğru geldim zaten anlattıklarımın. Bitireyim hemen anlatacağım. Ben sizin sorularınızı da yanıtlayacağım. Öyle eleştiriler alıyor olabilirsiniz. Doğru, her hukukçu düzgün değil. Böyle yani gerçekten öyle bir şey var. Yani her meslekte problemli noktalar var. Her meslekte başarılı olamayanlar var ya da iyi hukukçu diye nitelendiremeyeceğimiz insanlar oluyor. Ama bu sadece hukukta değil, her alanda var. Yani aslında yani baktığımız zaman ticarette de var bu. Yani mesela bugün bakıyorsunuz, pandemi olayından örnek vereyim ben size. Pandemi döneminde bir bakıyorsunuz maske fiyatları çok yükseliyor. Kolonya fiyatları çok yükseliyor, bir şeyler oluyor. En sonunda devlet kalkıyor birçok firmaya soruşturma açıyor. Şimdi burada aslında çok dürüst ticaretten bahsedemeyiz. Bazı problemler var. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde problem varsa hukuk ile bağdaştırmak için söylemiyorum ben bunu. Şunun için söylüyorum. Hani hukuka kötü gözle bakılıyor ya, sadece hukuk kötü gözle bakılacak bir alan değil. Yani hukukta tamam başarılı olmayan avukatlarımız da var ama çok fazla başarılı olan iyi hukukçularımız da var. Benim size kastettiğim nokta bu. Yani o konuda işte hukukçular, yani hukuka bulaşmak istemem, hukuk kötü bir alan diyerek düşünmeyin. Öyle bir düşünceniz olmasın. Hukuku seviyorsanız bölümü okuyun. Yani gerçekten faydalı olacaktır. Türkiye'mizin bizler gibi, sizler gibi iyi hukukçulara ihtiyacı var. Bölümü benimseyen hukukçulara ihtiyacı var. Benim genel olarak bahsedeceklerim bunlar. Ben daha sonra üstten bir sorularınızı cevaplamaya başlayacağım. Bazı soruları cevaplamıştım zaten. O soruları tekrardan cevaplamam.
Şöyle yapalım. Derslerde sunumun cevabını verdik. Neden ceza hukuku demiş bir arkadaşımız. Neden ceza hukuku derken hani onu biraz daha açarsanız iyi olur. Dijital düzende hukukçular nasıl gelişen yeni düzene ayak uydurabilirler? Bununla alakalı işte biz sosyal medya hukuku ve bilişim hukukuna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Hem kulüp olarak yapıyoruz hem de bireysel olarak takip ediyoruz. Bilişim hukuku şu anda oldukça önemlilik arz edecek bir alan. Ya da işte mesela bakıyorsunuz fikri mülkiyet hukuku. Bu hukuk alanları biraz daha yeni gelişen alanlar. Ve bu alanlarda kendini geliştiren hukukçular oldukça başarılı olacaktır ilerleyen aşamada ve bunun faydasını görecektir. O yüzden biz de özellikle İstanbul Girişimcilik Kulübü olarak bir departmanımız zaten bilişim hukuku departmanı. Biz hani inovatif gelişen hukuk alanlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Öğrenciler de sistemi iyi takip edebilmeliler diye düşünüyorum. Bölümün artıları ve eksileri aslında bunu genel olarak anlattım. Yani artıları çok değerli bir bölüme, çok değerli bir bölümde okuyor oluyorsunuz. Yani gerçekten hukuk herkesin bilmesi gereken bir alan. Yani öyle bir şey oluyor ki okuduktan sonra aslında diyorsunuz ki yani herkes bilmeli bu hukuku belli alanda. Yani bildiğiniz için kendinizi değerli hissediyorsunuz. Okudukça sistemi öğreniyorsunuz. Sonuç olarak hayatınızda yaşayacağınız bir uyuşmazlığa karar verecek mercinin kurallarını öğreniyorsunuz siz. Ya da o mercinin üyesi olabiliyorsunuz ileride, hakim savcı olabiliyorsunuz. Yani aslında insanların ileride yaşayacağı uyuşmazlıklara karar vermek hakim savcı olarak çok önemli bir şey bu. O yüzden yani işte hukuk okumanın artıları var. Onun dışında kendinizi çok fazla geliştirebilirsiniz. Yani avukatlıkta baktığımız zaman ortalama bir maaşla da çalışabilirsiniz. Çok çok yüksek paralar da kazanabilirsiniz. Yani iyi yönleri gerçekten var. Eksileri de işte nedir? Bölümü sevmiyorsanız okumakta çok zorlanırsınız. Ya da bölümü seviyorsanız da okumakta yine zorlanabilirsiniz. Ama işte bu tatlı bir zorluk olur. Arkadaşlarınız bir iki hafta sınav çalışıyorken siz bir iki ay ders çalışmak zorunda kalırsınız. Yazları hemen staj yapmak zorunda kalırsınız. Sürekli kendinizi geliştirmek, bir şeyler yapmak zorunda kalırsınız. Eksileri de bunlardır. Hani ne kadar eksilir, ne kadar değildir onu artık kendiniz düşünebilirsiniz. Ve yani bir hukukçunun sahip olması gereken en önemli özellik vicdan ve adalet duygusudur. Evet, siz gerçekten hukuk normlarını çok iyi biliyor olabilirsiniz. Ama işte belli bir adalet anlayışına sahip değilseniz ya da işte dosyalara biraz daha adil bakamıyorsanız, biraz daha merhametli bakamıyorsanız bu meslek hayatınızda bazı problemler oluşturacaktır sizlere. Ben bunları söyleyebilirim. Uluslararası hukuk alanında çalışmak isteyen öğrencilerin neler yapabileceğini aşağı yukarı anlattım ben. İşte biraz daha dile ağırlık vermemiz gerekiyor. İşte uluslararası hukuk, yani milletler arası genel hukukumuz, milletler arası özel hukukumuz var. İşte o özel hukuk, şey milletler arası hukuka biraz daha çalışmanızı arttırabilirsiniz. İşte yurt dışı imkanlarını araştırıp bir yurt dışına çıkabilirsiniz mezun olduktan sonra. Hukuk fakültesi eşit ağırlık bölümünün tıpı mıdır? Herkesin anlattığı kadar zor bir bölüm müdür? Evet, zor bir bölüm olduğunu söylemiştim ama zorluk da sizi şöyle korkutmasın. Yani ben mesela çok çok fazla çalışan bir öğrenci değilim. Yani derslere yeterli ölçüde çalışırım. Ama dersleri genelde geçtim yani. Hatta şöyle söyleyeyim, benim normalde hani geçip de ya çok çalıştım deyip işte o derse çok çalıştım. Ben bu dersten 45 aldım kaldım. Olmadı bende. Hani derse siz kitabınızdan ya da hocanın gösterdiği kaynaklardan düzgün bir şekilde çalışırsanız ve o dersi kavrarsanız geçmemeniz için bir neden yok. Onu söyleyeyim, eşit ağırlık bölümünün tıpı mıdır? Aslına baktığımız zaman evet, yani sıralamaların yüksekliği anlamında tıpı, evet. Ama hani ikisi de oldukça farklı bir alan olmakla birlikte ben bu konuda şöyle bir benzerlik söyleyeyim size. Şimdi baktığımız zaman bir doktor ne yapıyor? Hasta olanı, şey bir hastayı tedavi ediyor. Aslında siz de baktığınız zaman hukuki problemi olan bir insanı problemin şey bir insanın hukuki problemlerini çözmeye çalışıyorsunuz. Yani doktorun yaptığı bir hata sonucunda hasta felç kalabiliyor ya da işte ölebiliyor. Ama sizin yaptığınız bir hata sonucunda da işte o hukuk yani hukuka ihtiyacı olan insan, yardıma ihtiyacı olan bir insan hukuk hizmetini kötü aldığı zaman hayatı mahvolabiliyor. Çok kötü durumlara düşebiliyor. Yani psikolojik anlamda kötü duruma düşebiliyor. O yüzden yani hukuk fakültesi eşit ağırlık bölümünün tıpı diyebiliriz. Asistan öğrenci olmak için neler yapabiliriz demişsiniz. Asistan öğrenci olmak için şimdi birçok şey var.
Birçok sebep var yani. Birçok şey birleşir. Dilinizin iyi olması gerekiyor. Okuldaki hocalarla aranızın iyi olması gerekiyor. İşte bir artık kafanızda bir alan oluşturmanız gerekiyor. Yani işte diyebilmeniz gerekiyor. Ben işte borçlar hukukunda asistanlık yapmak istiyorum. Borçlar hukukunda öğretim üyesi olmak istiyorum. Ona göre işte çalışmanız gerekiyor. Daha sonra işte mezun olduktan sonra dil sınavına giriyorsunuz. İşte sınavlara giriyorsunuz. Onların belli bir yüzdelikleri var. Ortalamanızla beraber harmanlanıp bir puan oluşturuyor. Ondan sonra işte üniversiteler alımlarla alakalı yayınlamalar yapıyorlar. O şekilde girebiliyorsunuz. Özel hukuk ve kamu hukuku alanındaki farklar nedir? Sizce neye göre bu seçimi yapmalıyız? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Biz tıptaki gibi direkt bir seçim yapmıyoruz. Yani siz mezun olduktan sonra avukat olmak istiyorsanız, yani örneğin bir avukatsınızdır. Ceza da bakabilirsiniz, icra da bakabilirsiniz, borçlar da bakabilirsiniz. Yani kimse, şimdi ceza kamudur, borçlar özeldir. Yani bunun ayrımı siz işte özelcisiniz, kamucusunuz diye bir ayrım olmaz oradan. Ama siz bunu isterseniz kendiniz yapabilirsiniz ayrımınızı. Dersiniz ki ya artık ben hani bir işte borçlar alanına bakmak istiyorum ya da ben işte artık ceza avukatıyım, başka bir alana bakmak istemem diyebilirsiniz. Ondan sonra neye göre bu seçimi yapmalıyız? Yani şimdi özel hukuk alanı biraz daha esnek bir hukuk alanıdır. Yani kendinizi avukatlık yaparken ceza hukuku, idare hukuku gibi alanlarla uğraşırken bir görmek istiyorsunuz. Eğer böyle görmek istiyorsanız ya da daha çok işte devletle kamu hukukuyla muhatap olmak istiyorsanız kamu hukukuna yönelebilirsiniz. Eğer yok diyorsanız ben insanlar arasındaki yani şey özel hukuk ilişkilerine girmek istiyorum. Biraz daha işte insanların arasındaki borç ilişkileri, işte eşya hukukundan kaynaklanan ilişkiler gibi ya da işte usul hukukuna girmek istiyorum diyorsanız biraz daha işte artık özel hukuka yönelmeniz gerekiyor. Dersler sıkıcı mı demiş bir arkadaşımız. Dersler işte yani dersleri benimseyemiyorsanız sıkıcı olabiliyor. Ama yani öyle sıkıcı olduğunu söyleyemeyiz derslerin. Hani derslere girip zaten işte dinliyorsunuz. Zaten bu arada şunu da açıklayayım. Bu önemli bir husus. Bizim okulumuzda devam zorunluluğu yok. Yani şöyle bir ihtimal de var. Sene başında işte kaydınızı yaptırdınız okula. Bizim Ocak'ta vizelerimiz olur. Vizeler olana kadar hiçbir sınava girmemişsinizdir. Şey pardon, hiç okula gelmemişsinizdir. Ondan sonra sınava girersiniz. Daha sonra işte Mayıs veya Haziran ayında da finallere girersiniz. Ve bu şekilde de geçebilirsiniz dersleri takip edip, kitaplardan takip edip. Tabii bu çok güzel bir yöntem değil, onu söyleyebilirim şu anda ama. Yani derslerde pek sıkıcı olduğu söylenemez yani. Elbette sıkıcı olan derslerimiz de oluyor ama. Ders çalışma düzenimi biraz anlatayım. Benim ders çalışma düzenim şu şekildedir. İşte konuşmanın başında da bahsettiğim şeyler vardı hani. Biraz da hukukun ana dersleri dediğim dersler vardı. Ben bu derslerin kitabını alırım. Örneğin Borçlar Genel mi çalışacağım? Borçlar Genel iki ciltten oluşan 1300 sayfalık bir kitaptır. Bir de işte bir tane pratik kitabımız olur 200-300 sayfalık. Pratikler de oldukça önemlilik arz ediyor. İşte borçlar hukukuyla alakalı bir olay anlatır. Size olay üzerinden borçlar hukukuyla alakalı sorular sorar. Ben bu kitabı ilk başta alır sakin sakin okurum ve önemli kısımların altını çizerim. Daha sonra o kitabı bitirdikten sonra ikinci aşamada şunu yaparım. Altını çizdiğim bölümleri bir daha okurum. Ondan sonra çok önemli hani işte sınavda belli böyle bilgi olması gereken noktalar varsa onların notlarını çıkartırım. Küçük küçük notlar çıkartırım. Ondan sonra kalkarım pratik kitabımdan çalışırım. Pratik kitabını bitiririm. İşte onun da ilk başta altını çizerek ondan sonra altını çizdiğim kısımlar olmak üzere birkaç defa kitabı okuyup sınava girerim. Ve hani başarılı da oldum bugüne kadar. Yüksek harf notlarıyla verdim o derslere. Onu söyleyebilirim. Hukuk mezunu olan biri kolayca işe girebiliyor mu? Şunu söyleyeyim. Hukuk mezunu olmanız sizin isterseniz İstanbul Hukuk'tan mezun olun, isterseniz Galatasaray Hukuk'tan mezun olun, isterseniz Koç Hukuk'tan mezun olun. Doğrudan sizin iyi bir hukukçu olduğunuz ya da işte nitelikli bir hukukçu olduğunuz anlamına gelmiyor. Yani biraz daha iş imkanlarınızı arttırabilmek için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz de nasıl oluyor? Birinci sınıftan itibaren birçok hukuki etkinliğe katılmak. Kulüplerde aktif bir şekilde çalışmak. İşte adliye ziyaretleri yapmak. Hukuk bürosu ziyaretleri yapmak, bu alanda birçok insanları dinlemek. Daha sonra işte alanınızda uzman hukukçuları takip etmek. Araştırmalar yapmak, çalışmak. Biz bunu zaten mesela şey yaparsınız. Şu anda bile düşünürsünüz. Yani bir bölüme girdikten sonra işte kendimizi geliştirmemiz gerekir. Ama kendimizi geliştirmemiz gerekir demeniz biraz belki soyut kalır. Neler yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bizim İstanbul Girişimcilik Kulübü olarak ve en önemli amaçlarımızdan birisi öğrencinin birinci sınıftan itibaren kendini geliştirmesine yönelik yardımcı olmaktır.
Öğrenci işte bizim etkinliklerimize katılır ya da işte bizim dördüncü sınıf üyelerimize, üçüncü sınıf üyelerimize danışır. Biz ona gerekli yardımda bulunuruz. Anlatırız kendisine. Kendisini geliştirmesi için birçok etkinlikler sunarız ona gibi şeyler yapabiliriz. Butlan ne demek demişiz? Butlan hükümsüzlük demektir. Onu söyleyebilirim. Yani kesin hükümsüzlük, kısmi hükümsüzlük diye de ayrılabilir. Erasmus yaptığımızda kafadan dönem uzayabiliyor, evet. Yani ama bu uzaması yani okulu gereksiz yere uzattığınız anlamına gelmiyor ama uzamama ihtimali de mevcut. İşte onu okulun öğrenci işleriyle, okulun anlaşması olan üniversitelerde alacağınız derslerle olan denklikleri araştırdığınız zaman biraz daha net ortaya çıkıyor. Ben tavsiye ederim ama Erasmus yapmanızı. Arkadaşlar bu arada çok fazla mesaj birikmiş. Benim hani sürem mi yetecek mi yetmeyecek mi ona bilmiyorum. Bu soruları hani sizden ricam İGK online adresine iletirseniz bu soruları biz size yavaş yavaş cevaplarız. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. İyi bir üniversitede okumanız gerçekten önemli. Yani hukukta biraz daha hani zayıf olan üniversitelerde okumayın. Yine devlet üniversiteleri iyidir. Ama bazı üniversiteler gerçekten artık apartman üniversitesine dönüyor. Ben onu söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii şunu da söyleyebilirim. En düşük sıralamayla bir üniversiteye giren hukukçu da şunu yapabiliyor. Yani başarılı olabiliyor gerçekten kendini geliştirdiği zaman. Bir bakarsınız öğrenci o kadar iyi edebiyat çözemiyordur. O kadar iyi matematik çözememiştir üniversite sınavında. Ama bakarsınız gerçekten hukukla arası çok iyidir ve hukuku çok iyi kavrar. Ama yani iyi bir üniversitede okumak için mezuna kalabilirsiniz. Mesela ben şunu da örnek vereyim. Benim bazı arkadaşlarım ilk sene 100 bin sıralamalar yapmışlar. Daha sonra ikinci sene mezuna kalıp bunu 8-10 bine düşürmüş, 8-10 bine çekmişler. O şekilde bizim okulumuza gelen arkadaşlar da var. Yani tavsiye ederim. Yani kendinize güveniyorsanız mezuna kalmakta. Ama işte dediğim gibi bu sizin kendi iç dinamikleriniz, kendi kararlarınızdır. Kendi durumunuza göre bir tercih yapmanız en iyisi olacaktır. İş bulma imkanından bahsettik. Alanımız İngilizce değil. Sadece bazı özel üniversitelerde %30 İngilizce olur. Hukuk ülkeye özgü bir şey olduğundan dolayı İngilizce anlatılmaz genelde. Onu söyleyebilirim. Bizde hazırlık sınıfı da isteğe bağlıdır. Ondan sonra işte sadece belli seçmeli derslerimiz vardır İngilizce. O derslere de seçtikten sonra size bir yeterlilik sınavı yapılır. O sınavı geçebilirseniz İngilizce dersi alabilirsiniz. Hukukun hangi alanına yönelmeyi düşünüyorsunuz mezun olunca? Yani ben şu anda aslında çok net bir şey diyemiyorum fakat ticaret alanına yönelmeyi düşünüyorum. Ticaret hukuku alanına yönelmeyi düşünüyorum. Yani muhtemelen avukat olarak kalabilirim. Ama avukat olarak kalmam demek yani tamamen işte akademisyenlikten uzak kalmam anlamında değil. Belki akademisyen olduktan belli bir süre sonra zaten avukatlık ruhsatınızı da alıyorsunuz. O şekilde avukat da olabiliyorsunuz. Yani ben şu anda ticaret hukukuna yönelmeyi düşünüyorum. Avukat olmayı düşünüyorum. Profesörler dersi asistanlara bırakıyorlar mı? Arkadaşlar böyle bir şey yok kesinlikle. Sadece şunu söyleyebilirim ben size asistanlara bırakmayla alakalı. Pratikler vardır. İşte derste size bir X konusu anlatılır. Daha sonra o X konusuna yönelik pratik çözülür. Örneğin nedir? Borçlu temerrüdü, alacaklı temerrüdü. Bu konuyla alakalı pratik çözülecektir. Bu konuyla alakalı pratiği gelip asistan çözer. O bir kuraldır yani ama dersi asistana bırakmak gibi düşünmeyin. Hatta bazen hocanın kendisi de gelir asistanla beraber asistana bırakır anlatmayı. Ama onun dışında konu anlatımları tamamen hocaların kendilerine bırakılır. Yani bizde öyle bir şey yok kesinlikle. Profesörler dersi asistanlara bırakıyorlar, bize işte önem vermiyorlar diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Okulumuz kalabalık, derslerimiz kalabalık, evet doğru. Ama biz yani derste söz almak istediğimiz zaman söz alabiliyoruz. Hocamıza bir şey sormak istediğimiz zaman bir şey sorabiliyoruz ve hocamız bizi yani işte yok sorduğun soru ne saçma diyerekten böyle azarlama gibi bir şey de söz konusu olmuyor. Gayet naif insanlar. Gayet güzel bir şekilde sorularımızı dinliyorlar, sorularımıza cevap veriyorlar. Derste diyelim ki süre yetmedi, sorumuzu soramadık mı? Ders bittikten sonra hemen kürsüye hocamızın yanına gidip sorularımızı sorabiliyoruz. Bu konuda çok anlayışlı hocalarımız var. Fakültenin kalabalık olması, yani belli ölçüde evet yani daha az olsaydı iyi olurdu ama işte okulumuzun eğitimi de bunu kaldırıyor. İstanbul Hukuk için kaç bine girmek gerekiyor? Bu sorunun cevabını da aslında işte 4000-6000 yani 4000-6000 bandında şu anda daha da yükselecek. Onu sor. Bir arkadaşımız okul dökülüyor demiş. Sanırım Haluk Nami Nomer hocamızın dersiyle alakalı bir şey demiş. Haluk Nami Nomer hocamız biraz daha işte zor sorular sorar. Yani derste biraz daha hani iyi bir şekilde öğrenmenizi bekler.
Ama işte İstanbul Hukuk'ta olmanız da bunu gerektiriyor. Yani gerçekten aslında iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor dersleri. Yani başka çareniz yok. Yoksa İstanbul Hukuk'ta olmanızın bir faydası olmaz. Sinan Bey, bir 10 dakikaya toparlayalım isterseniz. Tamamdır. Ben işte yine sorulara devam edeceğim. Yani sorularını alamadığım arkadaşlarımızın sorularını İstanbul daha iyice. Üniversitesi standından ulaşabilirler aslında. Ünitercih'ten, online.ünitercih.com'dan. Şu anda standımız varsa yani o şekilde de ulaşabilirler. Ayrıca bizim kulübümüze de ulaşabilirler. Onu söyleyeyim ben. Tamam, tamamdır. Kontenjanlar düşecek mi denmiş? Net bir bilgim yok ama ben düşeceğini düşünüyorum. Yurt olanakları, özel yurtlar ve KYK yurtlarımız var. Özel yurtlara işte ücretini verip girebiliyorsunuz. İstanbul koşullarında ama biraz daha yüksek oluyor bu fiyatlar. Onun dışında bazı vakıf yurtları oluyor. Onu söyleyebilirim. KYK yurtlarında da işte tercih şey KYK yurtlarına başvuruyorsunuz. Çıkma durumu oluyor, çıkmama durumu oluyor. Bazen geç çıkabiliyor, onu söyleyebilirim. Onun dışında KYK'nın bazı yurtlarının kalitesi gerçekten düşük oluyor, imkanları kötü oluyor. Bazı yurtlar gerçekten çok kaliteli oluyor. Puan ve sıralama hakkında bilgi yani puan hakkında bir şey diyemem arkadaşlar. Ben sıralama hakkında bir şey söyleyebilirim. İşte 4000'e yakındı birinci öğretimin. En düşük 4000 olmanız gerekiyor. İkinci öğretim için de 6000 bandında olmanız gerekiyor. Hukuk alanındaki iş imkanları sizce hiç azalacak mı? Azalacağını düşünmüyorum. Ülkemizdeki insanlar arasındaki uyuşmazlıklar çok çok daha devam ediyor. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece işsiz kalmazsınız. Kontenjanlar düşünce sıralama yükselir İstanbul Üniversitesi'nin, evet. Yani öyle bir durum söz konusu, gitgide yükselecek. Yani hukukta şu anda sıralama artıyor, bölümün kalitesi gitgide artıyor. Ondan sonra hukuk için devlet üniversitesi özel üniversite öğrenciye avantaj veya dezavantaj sağlar mı? Yani aslında kendinizi geliştirdikten sonra devlette olmuşsunuz, özelde olmuşsunuz çok önemli olmuyor. Özelde biraz daha farkı ne olur? Özelde daha az öğrenci olduğundan dolayı belki biraz daha rahat eğitim alırsınız. Ya da işte yabancı dil alanına biraz daha belki rahat, yabancı dille alakalı işte yabancı dili daha iyi öğrenirsiniz. Uluslararası alanlara belki biraz daha rahat yönelebilirsiniz özel üniversitelerde. Ama her özel üniversitede de İstanbul Üniversitesi kadar iyi eğitim alamayabilirsiniz. Avukat olup işsiz kalma şansınız ne kadar yüksek? Yani arkadaşlar aslında avukat olduğunuz zaman işte biraz bu bir risktir. İşte şu anda avukatlık sınavı zaten sanırım siz girdikten sonra avukatlık sınavına gireceksiniz. İşte zaten hani eğitimini nitelikli bir şekilde yapamayan arkadaşlarımız mecbur. Yani o sınavdan düşük alabilecek ya da işte geçemeyebilecek. Yani yakın zaman biraz daha düzeleceğini umuyorum. Ama kendinizi geliştirdiğiniz düzeyde işsiz kalmazsınız, onu söyleyebilirim. Ben ama işte 4 sene boyunca sadece dersleri zar zor 50 alıp geçiyorsanız ve işte yabancı diliniz yoksa, bölümle çok alakanız yoksa yani problem yaşayabilirsiniz, evet. Avukatlık sınavı hakkında ne düşünüyorum? Avukatlık sınavının geç bile kaldılar. Hatta şöyle söyleyeyim. Keşke şu anki okuyanlara da avukatlık sınavı getirilseydi. Kesinlikle bu bölüm açısından çok daha faydalı olurdu. Yani bana da getirsinler. Ben bölümü kazandım diye kazanılmış hak diye düşünülmesin benim avukat olmam. Eğer ben de niteliksiz bir öğrenciysem gerçekten ben de avukat olmayayım. Yani piyasanın kalitesi, yani öğrenci şey avukatların kalitesi artması, hukukçuların kalitesi artması için bu çok önemli bir şey. Maalesef böyle bir yani işte biraz geçe bırakıldı. Avukatlık sınavı hemen gelmeli. Kesinlikle destekliyorum. Geç kalındı bile. Ondan sonra eşit ağırlıklı 20 bine girmek için tavsiyeler sorulmuş. Bir de LYS Matematik Netim sorulmuş. LYS Matematik Netim işte 80 soru vardı bizim 2017'de. 62 net matematiğim vardı benim. Eşit ağırlıklı 20 bine girmek için tavsiyelerim. Arkadaşlar edebiyatta işte yazar eser ezberlemeleri, kitap özeti ezberlemeleri, işte konulara hakimiyet. O konuları bir şekilde ezberleyip o konulara hakimiyet kurmanız gerekiyor. Matematiğinizi yavaş yavaş geliştirmeniz gerekiyor. İşte bu imkanları sağladığınızda zaten tarih, coğrafya gibi sosyal derslerle de aranızı iyi tuttuktan sonra 20 bine girmemeniz için hiçbir sebep yok. Ondan sonra Erasmus'a katılma imkanımız mevcut. İşte Erasmus için sınav yapılır. Hani dil şeyiniz ne kadar iyi, o üniversitede ne kadar başarılı, şey yabancı ülkede kendinizi ifade edebilecek misiniz diye. Ondan sonra okul öğrencilerinin bir kısmına hibeyle yollar. Hani burs verip yollar. Bir kısmına hibe vermeden yollar bütçesine göre. O şekilde Erasmus'a katılabiliyorsunuz. Hukuk okurken çift anadal yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ortalamanızı yüksek tutmanız gerekiyor. Ama nedir yani çift anadal yapmaktansa kendinizi biraz daha bölümünüzde geliştirmeye çalışmanız daha faydalı olacaktır. Ama tabii çalışmak istediğiniz alana yönelik çift anadal da yapabilirsiniz.
Hakimlik savcılık sınavına hazırlanmıyorum. Sadece bir kez denemiştim hakimlik savcılık sınavına. Şey, sınavlarına bakmayı falan, böyle sorularına. Okulumuzun bu yönde sınav kazandırma açısından yetkin olduğunu ya düşünüyorum aslında. Biz cidden hani dersleri güzel öğreniyoruz. Ama hakimlik savcılık sınavı çok farklı bir boyut. Yani siz mezun olduktan sonra gerekirse dershaneye gitmeniz gerekiyor ya da işte belli kitaplar alıp o kitaplar üzerinden çalışmanız gerekiyor. Onu söyleyebilirim ama okulumun hukuk eğitimi gayet yeterli. Onu söyleyebilirim. Ankara Hukuk mu İstanbul Hukuk mu demişsiniz. Şimdi Ankara Hukuk'un puanları bizden çok çok az yüksek. Yani 3400 Ankara Hukuk'un sıralaması iken bizimki 4000. Bizim Ankara Hukuk'un sıralamasında yakında geçeceğimize inanıyorum. Şimdi objektif yapılan araştırmalar İstanbul Hukuk'un daha iyi bir okul olduğunu söylüyorlar. Ama Ankara Hukuk da çok değerli bir okul. Onu söyleyebilirim ben çok rahat bir şekilde size. Yani benim tercihim İstanbul Hukuk'tan yana olur. Ama nedir işte, sizin biraz daha görüşünüz farklıdır. Örneğin hakim savcılık sınavına hazırlanmak istiyorsunuzdur, kafanıza koymuşsunuzdur. Biraz daha Ankara Hukuk'a yönelebilirsiniz belki. Çünkü İstanbul Hukuk daha çok uygulamaya yönelik eğitim verir. Daha çok avukat yetiştirir. Ankara Hukuk ise biraz daha işte teorik eğitim verip hakim savcı yetiştirmeye yöneliktir. Ama iki okul da birbirinden kaliteli okullardır yani. Onu söyleyebilirim. Amfilerde ders işlemek zor değil. Ondan sonra onu söyleyebilirim. Böyle bir soru gelmiş yine. Bir öğrenci aynı anda iki kulübe üye olabilir mi? Olabilirsiniz, yönetim kurulunda olamazsınız sadece iki kulüpte. Ondan sonra şöyle biraz daha bakayım. İstanbul Üniversitesi'nde mezun olup asgari ücretle mi çalışacağız demiş bir arkadaşımız. Yani arkadaşlar, kendinizi geliştirirseniz böyle bir şey pek olmaz. Yani bir şekilde dil öğrenmeye bakın, sürekli işte stajlarla geçirmeye bakın zamanınızı. İşte bölümdeki birçok avukatlarla bağlantınız olsun, çevreniz olsun. Hani o konuda biraz insanlarla iletişim halinde olun. Onu söyleyebilirim. Ondan sonra... Hukukta insanların kendini çok fazla geliştirdiğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Evet, hem öyle bir geliştirme var. Bahsettiğim işte dil öğrenmek olsun. Ya da işte belli hukuk alanlarına yönelmek, işte biraz daha çalışmak olsun. Hem de yani okudukça gerçekten ufkunuzun açıldığını hissediyorsunuz. Ya bu böyle miymiş? Öğrendiğim çok iyi oldu aslında bunu diyorsunuz. Yani hukuk öğrenmek gerçekten çok önemli bir şey. Sınav hakkında stratejilerimi işte yani ben aşağı yukarı söyledim zaten. İşte matematiği iyi bir şekilde yapmaya bakın. Matematik ayırt edici olacaktır sizin için. Barolar hakkında yapılması planlanan düzenlenme hakkında ne düşünüyorsunuz? Barolar aslında avukatların sesidir arkadaşlar. Ben barolara karşı, barolar hakkında yapılması planlanan düzenlenmeye karşıyım. Onu söyleyebilirim. Hukuk okuyunca hayatımızı savunma kalitemiz artar mı? Artar, evet. Yani gerçekten arkadaşlarınız arasında yaşadığınız bir probleme bile biraz daha hukuki açıdan bakıyorsunuz. Avukatlıkta isim yapman için çevren olman gerekir diyorlar. Çevreden kasıt. Ya işte biraz daha örneğin size iş getirecek çevre olabilir. Ya da işte bir yerden sonra hani bazı avukatları tanımanız gerekir. Gerçekten yani o konuda biraz adil olmayan bir husus yani o konu. Hani gerçekten bir kişi sizin kadar iyi hukukçu olmasa dahi kendisinin ticaretten ya da başka sebepten dolayı çevresi varsa, bir şekilde çevresi varsa kendisi sizden daha fazla paralar kazanıp daha iyi konumlara gelebilir. Staja kaçıncı sınıfta gidiyorsunuz? Arkadaşlar, hukukta zorunlu staj 4 sene boyunca yok. Ama 4 sene boyunca da yani en azından bir 2 sene size staj yapmanızı tavsiye ederim yaz tatillerinizde, ara tatillerde falan. 4. sınıfı bitirdikten sonra işte mezuniyetiniz, hukuktan mezun olduktan sonra şunu yapıyorsunuz. İşte 1 sene zorunlu stajınız oluyor, 6 ay adli, 6 ay avukat stajınız oluyor. Zorunlu staj bu. Yani ben şu anda işte alt dallarla yönelik tekrardan bir soru gelmiş. Ben ticaret hukukuyla bilişim hukukuna yönelmeyi düşünüyorum. Tabii yani öyle, mesela öyle bir şey olur ki yarın öbür gün öğreniriz, gerçekten bakarız başka bir hukuk alanı güçleniyor. Hukuk alanına da yönelebiliriz. Yani aslında biraz daha çağa ayak uydurmamız gerekiyor bu konuda. Hakim, savcılık, avukatlık dışında başka meslek avantajları var mıdır? Yani aslında yapacağımız meslekler genel olarak bunlar işte. Şirket avukatı olabilirsiniz belki. Hukuk departmanlarında çalışabilirsiniz. Ya da işte icra müdürü olabilirsiniz. Bazı alanlarda memuriyet yapabilirsiniz. Devlet avukatı olabilirsiniz, memur olarak. Yani devletin memur avukatı olabilirsiniz. Ondan sonra
Arkadaşlar ben ilk seneden kazandım. 12. sınıfta da yani doğru bir şekilde çalışarak kazandığımı düşünüyorum. İşte bahsettiğim yöntemlerle. Evet. İstanbul Üniversitesi'nde ikinci öğretim olarak gidip yüksek ortalama ile birinci öğretime geçiş oluyor mu? Evet oluyor arkadaşlar. Final sınavları açıklandıktan sonra bir işte ortalamanız hesaplanır. Kendi sınıfınız içerisinde örneğin birinci sınıf birinci öğretimlerin içerisinde %10'luk dilime giriyorsanız birinci öğretime geçiş hakkınız olur. Tercih yaparsınız. Duruma göre geçebilirsiniz. Hukuk okumak isteyen birinin halk arasında dendiği üzere ağzını laf yapması mı lazım? Ya şimdi ağız laf yapması demeyelim de biz ona biraz daha işte kendinizi iyi ifade edebilmeniz gerekiyor. Hatip olmanız gerekiyor biraz daha. Onu söyleyebilirim ben. Yani iyi ifade ettikten sonra bir şekilde mahkemede kendinizi savunabiliyorsunuz. İnsanlarla iletişiminizin kesinlikle iyi olması gerekiyor. Biraz daha sosyal birisi olmanız gerekiyor. Özellikle avukatlık alanında. ...12. sınıfta günde kaç saat çalıştınız demiş arkadaşımız. Ya arkadaşlar aslında şöyle söyleyeyim. Siz doğru bir şekilde çalıştıktan sonra kendinizi şöyle kasmayın. Günde 500 soru çözmeliyim. Ya da işte günde 5-6 saat çalışmazsam şöyle olur, böyle olur. Doğru bir şekilde çalışıyorsanız... ...yani benim size şu kadar saat demem doğru olmaz. Aslında o sizin kendinize yönelik bir şey, durumunuz olur. Yani kendi durumunuzla alakalı değerlendirmeniz gerekiyor. Ama evet çalışmanız gerekiyor. Gerçekten yani sınav senesi zor bir senedir, hazırlık senesi. Stresli bir senedir. Biraz özgürlüğünüzün kısıtlandığı bir senedir. Bu senede biraz kötü olaylar yaşadık maalesef. Ama hani bunun bir sıralama sınavının olduğunu unutmayın. Herkesle alakalı bir durum bu. Onu söyleyebilirim ben size. O yüzden yani iyi bir şekilde çalışmaya bakın. Net bir saat söyleyemem. Sinan Bey teşekkür ediyoruz. Rica Çok sağ ederim. olun. Ağzınıza Arkadaşlar sağlık. rica ederim, teşekkür ederim. Arkadaşlar kusura bakmayın sorularınızın önemli arz edecek kısmını cevaplayamadık. Çok fazla soru oldu. O soruları da işte bize başka şekilde de ulaştırabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Emin Bey ısrarla biraz daha uzatmaz mıyız demiş. Bir iki dakika daha verelim. Emin Bey'in bir sorusu varsa onu kırmayalım. Direkt onu cevaplayabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle bir Emin Bey'in sorusuna bakalım. Bir şey merak ediyor herhalde öğrencimiz. Sorunuzu bir daha yazabilir misiniz Emin Bey? Şimdi üstlerde sanırım sorunu tam olarak bir göremedim de. Ya da Sinan Bey mail adresinizi yazın istiyorsanız chat bölümüne. Oradan mailden Tamam. size ulaşabilir arkadaşlarımız. Siz de cevaplamış olursunuz. Evet ben o şekilde yapayım. Ondan sonra bir de yani şey ben şu şeyi de yazayım da kulübümüzün Instagram, Twitter adresi de bu şekilde bize de ulaşabilirsiniz bu konuyla yani şey sorularınızla alakalı. Yani arkadaşlar sorularınızın hepsini biz hani cevaplamaya çalışacağız. Bize DM yoluyla ulaşabilirsiniz ben onu söyleyeyim.